Antalya'nın Serik ilçesinde 250 taksici otellerin özel şirketlerle anlaşarak korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle kontak kapattı, eylem yaptı. Antalyalı taksicilerden meslektaşlarına destek gecikmedi. Arkadaşların sonuna kadar destekçileriyiz, arkalarındayız. Hani dediğim gibi bütün yıl boyunca onlar turizm bölgesinde oldukları için o turizm zamanını bekliyorlar. İster istemez turizm zamanında da böyle bir engelle, böyle bir eksiyle başlayınca ister istemez zararları büyük oluyor. Dediğim gibi sonuna kadar arkalarındayız, destekçileriz. Başka yapabileceğimiz bir şey olduğunda hani sonuna kadar arkalarındayız, destek veriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki bu konuyla alakalı yeteri kadar denetimler yapılıyor mu? Konuyla alakalı yeterine denetimlerin yapıldığını düşünmüyorum. Bir aralar bir sosyal medyadan olsun, haberlerin sayesinde olsun bir yüklenme oldu ama ondan sonra tekrardan salındı. Yani şu anda yeteri kadar denetimin yapıldığını düşünmüyorum. Yani bariz görüyordur diğer arkadaşlarımız da. Yani yeteri kadar denetim yapılırsa zaten bu işlerin bayağı büyük miktarda önüne geçileceğini düşünüyorum. Yani Serik'teki olaylar tabii adlı olarak korsan taşımacılığı hiç kimse istemiyor. Sonuçta biz bu mesleği yaparken vergilerini ödeyen insanlarız. Vergilerini ödüyoruz, devlete destek çıkıyoruz. Ama bu arkadaşlar korsan taşımacılık yaparak hırsızlık yapıyorlar. İnsanların emeğini çalıyorlar. Yani biz destekçileriyiz onların. Arkasındayız. Doğru yapmışlar. İşte bu Serik'teki olaylarla ilgili turizmde, yani turizm merkezi olan Serik'te arkadaşlarımızı destekliyoruz. Her zaman yanlarındayız. Biz de işte korsana karşıyız hep beraber taksiciler olarak. İnşallah bu soruna bir son buluruz hep birlikte. Sonuna kadar arkalarındayız. Yani haklılar. Haklılar. Şimdi öbür vatandaşımız bizim vergi veriyor. Yani resmi bir kaydı var. Yani odaya vergi veriyor. Yani odaya üye birkaç yere para ödüyor yani bir taksici. Ama bir korsan gelip de böyle havadan para kazanması yanlış. Adamlar haklı yani. Haklı şu anda. Peki denetimler yapılıyor mu? Denetimler her zaman yapılmıyor. Böyle şikayet üzerine olursa denetimler yapılıyor. Her zaman yapılmıyor. Taksiciler gündeme dair sorunlarını anlattı, yerel belediyelerden beklentilerini dile getirdi. Taksicilerin gündemi olarak en büyük sorunumuz yakıtın yüksek olması, pahalı olması. Yani ÖTV'den yararlanıp, mesela ÖTV gibi bir indirimden yararlanıp elimizden gelince yüksek segment, üst segment bir araba almaya çalışıyoruz mesela. Ama bu sefer yakıt pahalı olunca yeteri kadar ne para kazanabiliyoruz ne aldığımız, yaptığımız bir karımız olabiliyor. Onun dışında bazı yolların aşırı bozuk olması, ASAT ekibinin çalışıp o yolları o şekilde bırakıp gitmesi, yollardan dolayı çok muzdaribiz. Bir de hani ışıklar, trafik lambaları çok aşırı dengesiz yanıyor. O yüzden boş olan yer akarken dolu olan yer bekliyor. Işıklarda çok bekliyoruz. Bunlar aynı derecede müşteriler de rahatsız. Buraya gelen yerli yabancı turist de rahatsız. Ya sorun mazot haliyle genel olarak sıkıntı. Çok yüksek mazot. Başka genel olarak öyle bir sıkıntımız yok. Trafikte bir sıkıntımız oluyordu. Artık kalmadı. Gerekenler yapıldı. Yollarımız iyi. Eskisi gibi değil. Başka bir sıkıntımız yok yani. En büyük sorunumuz zaten yakıtın sürekli bir inmesi, bir çıkması. Yakıt problemimiz, yakıt fiyatları. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Bunun dışında benzeri birçok olay oluyor zaten. Hani inşallah gerekli yerlerin bir şeylere el koyup bir şeyler yapmalarını diliyoruz. Yollar mı? Ya, tabii ki de yani yollar her zaman sorun bizim için. Önemli olan zaten yollarımız. Araçlarımız sürekli zaten bunun için hasar görüyor. Sürekli sorunlar oluyor. İnşallah yani belediye çalışanları da bu işe bir el atar. Güzel olur her şey. Sorunlarımız şu anda en son gelen şu mu? Mesela akaryakıda gelen zam bizi bayağı bir yıpratıyor yani. Her gelen zam bizi yıpratıyor. Yani cebimizdeki parayı devlet alıyor. Yani atıyorum şu anda her dönen teker 3'te 2'si devlete dönüyor. Yani vergi, hakikaten de akaryakıtta yüksek vergi var. Yani biz bunun özellikle yani ticari çalışan arabalar için bir gündeme gelmesini istiyoruz yani. Akaryakıt bizim için çok pahalı şu anda. Sadece akaryakıtla işimiz bitmiyor. Biz sanayiye gidiyoruz, bakımı arabanın yani dünya para tutuyor. Lastikler zaten durmadan eskiyor ve mahallemizin bir de yol sorunu var. Şu anda belediye çalışmıyor. Yani Muratpaşa Belediyesi şu anda çalışmıyor. Yani Antalya Büyükşehir Belediyesi de çalışmıyor şu anda. Yani biz öyle görüyoruz yani bir taksici olarak. Şu anda şehirde çalışma bitti. Yani tamam diyeceğiz ki CHP kazandı ondan mı? Değil. CHP önceden de var yani Muratpaşa'da. Şu anda mahallemizin gerçekten yol sorunu çok.
Yani bayağı bir yollarda sıkıntımız var yani. Bunu halk da şikayet şu anda mahalleden, biz de şikayetçiyiz.